Dünyadaki ve ülkemizdeki çok önemli şah tamarı belki ilk onlara değindiğimiz Gaf Kalabalığı programımız başladı. Sözü daha fazla uzatmadan Oha Üniversitesi her konunun profesörü adeta bir Gaf Kalabalığı. Sayın Mürsel olan hocamın Gaf Kalabalığı. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın hocam soruyorlar. Sorsunlar tabii ki çok güzel çok güzel. Sorguluyorlar da. Sorguluyorlar soruyorlar evet. Çok güzel bir şey bu. Haklılar çünkü. Neden mi soruyorsun? Çünkü videolarımızı seyrediyorlar, bilgileniyorlar, feyiz alıyorlar. Bunlar hepsi birer hizmettir yani insanlara, insanlığa yararlı böyle akıllarını açmak için değil mi? Yollarını açmak için değil mi? Tıkanıp kalıyorlar tabii ki. Evet, İnsanlık evet. Yani hepimizin tıkandığı şeyler, zamanlar falan filan oluyor. Haklısınız Müslüman hocam. Yani kesinlikle feyiz alıyoruz. Şimdi soru şudur. Buyurun gelsin soruyu. Akıt soruyu akıt. Akıtıyorum hocam. Diyorlar ki çıplakken duş almak, banyo yapmak normal mi? Ya bunu sokaktaki cırrav bile biliyor ya Ahmet Ali ya. Çıplak yıkanılır mı ya? Çıplak yıkan... Yoksa sen çıplak mı yıkanıyorsun? Ya değil işte yıkan, yanlış yıkanıyorsun sen ya. Allah muhafaza bir taraflarına su kaçar şey olur falan filan bilmem ne. Dikkatli olacaksın. Hadi her şey geçsin. Ya seni üç harfler yalarsa cin mi olacak? Ne cihazın abi? Geri aldım hocam. Bak gördün mü konu ne hale geldi? Üç harflerin, gerçekten üç harfini söyledin. Şimdi konu bambaşka bir yere doğru gidiyor ya. Evet hocam haklısın. Müdahale ediyorlar orada şey yapıyorlar ya. Aman müdahale ediyorlar ya. Müdahale ediyor. Konuya müdahale ediyorlar yani. Geldiler mi yoksa? Çıplakken bile müdahale ettiklerini düşün Allah muhafaza. Ya her şeyi geçtim. Anladın mı? Evet. Çıplak yıkanılmaz. Niye? Sen elbiselerini de yıkan. Ondan sonra o böyle elbiselerini de ekstradan bir daha yıkamana gerek kalmaz değil ya. Mi? Tabii canım çamaşır makinesini evet. Falan filan neleri gerekiyor. O öyle sallanıyor. Çamaşır makinesi. Evlerin temellerini sarsan en çok şey. Düşün bütün dairelerde çamaşır makinesi var. Kurutma evet, makinesi evet. Var. Onlar böyle çalıştığını düşün. Hepsi bir arada çalışıyor. Evin temelini titrettiriyor onlar ya. Şimdi tabii ki canım işte bunları hiç düşünmüyorsun. Şimdi o yüzden sen çıplak değil elbiseni yıkanacaksın. Üstünü bu da yıkanmış olacak hep. Deterjana paran yok. Çamaşır makinesi, elektrik masrafı, gürültü, temele şey. Zarar yok. Zarar yok. Hocam o zaman çorapları da çıkarmıyorum. Onlar da oradan çıkmış oluyor. Çorapları aradan. Da çıkartma tabii ki. Hiçbir şey çıkartmıyorsun kofte, ya. Çorap, morap böyle iç çamaşırı. Ya prezervatif unutmuşsun mesela diyelim. Onu da çıkartmayacaksın. Onu da yıkıyorsun yani. O deneyeceğim. Tabii ki canım yani komple gir, yık. Yıkan, çık artık şey olsun. Sen diyeceksin ki şimdi insanlar çıplak doğuyor. Evet. Nasıl olacak? Evet. İnsanlar çıplak doğmuyor işte. Tabii ki canım. Nasıl ya, yani? Anorak yün kazakla doğuyoruz ya hepimiz. Yani yüz böyle boğazlı, buradan aşağı böyle komple kazaklı dünyaya geliyoruz. Ne oluyor kazak? Sonra o kazak... ya şaka yaptık ya. Acayip komiksiniz. Aslında epitel dokuyla doğuyoruz biz. Öyle mi? Tabii bizim böyle üstümüzde böyle 1 milimetre kalınlığında epitel dokuyla doğuyoruz. Onu doktor böyle elma gibi bizi soyuyor. Buruşuk oluyor. Tabii de buruşuk olmasının nedeni de o yani. O doktor soyuyor ya. Yani biz kabuğumuz var ya. Kabuklu geliyoruz. Hepimiz kabuklu dünyaya geliyoruz. O tabii doktor soyuyor bizi böyle. Doktor soyması denilen böyle bir şey var. Yani bazı çocuklar doktor soymasına şey olunca. Evet, programımızın da sonuna geldik sayın seyirciler. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen kimsin ya? Doktor, sen kimsin ya? Doktor soyması ya. Ne diyor? Sen nasıl çıplak yıkanıyorsun ya? Hayır. Sen...